Merhaba, bir karar verirken çevremizdekilerin ne kadar etkisinde kalıyoruz? Sosyal anlamda uyumluluk, bir topluluğa uyum gösterme ya da bilimsel adı ile uydumculuk üzerine yapılan en meşhur deneyler 1950'lerde yapılan Erş çizgi deneyleridir. Deneylere geçmeden önce gelin bu deneyleri yapan kişiden, Salım'ın Erş'ten biraz bahsedelim. Öncelikle Ash, Gestalt psikologları olarak bilinen bir grubun üyesiydi. Bu psikologlar insan psikolojisinin ve davranışlarının parçalara ayrılarak incelenip anlaşılmasının mümkün olmayacağına inanıyorlardı. Bunun yerine insanlar bir bütün olarak anlaşılmalıdır diyorlardı. Kişinin içinde bulunduğu zamanın ve durumların göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorlardı. Deneyleri yaptığı zamanlardan Salım'ın eşe ait bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, sosyal davranışların çoğu bulundukları bağlama göre değerlendirilmelidir. Aksi halde anlamlarını yitirirler. Sosyal olguları düşünürken yapılan hiçbir hata bu olguların yerini ve işlevini görmedeki başarısızlıktan daha ciddi değildir. Bunu sadece Salomon eş ve onun uydumculuk üzerine deneylerini değil de uydumculuk ve boyun eğmeyle ilgili diğer çalışmaları incelerken de aklımızda tutmamız gerekir. Eş 1907 yılında Polonya Varşova'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1920'lerde 13 yaşındayken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Eş İkinci Dünya Savaşı sürerken Yahudi soykırımı sırasında Polonya'da değildi buna rağmen o dönem yaşanan bu olayların onun uydumculuk çalışmalarını nasıl etkilemiş olabileceği üzerinde düşünmemiz gerekir. Aynı şekilde o ve grubun diğer psikologları bunun neden üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyorlardı. Bunu da sorgulamamız gerekir. Şimdi Ash çalışmalarına başladığında öncelikli olarak grup davranışının bireyin davranışı üzerindeki etkileriyle ve bu grup etkisinin öne çıkan yönleriyle ilgileniyordu. O halde gelin biraz da deneyleri üzerine konuşalım. Diyelim ki basit bir algısal deney olarak tarif edilen bir deneyin katılımcılarından birisiniz. Deney için geldiğinizde deneye katılacak olan başka katılımcılar olduğunu görüyorsunuz. Hep birlikte uzun bir masada oturuyorsunuz ve deney yapacak olan kişi size deneyi anlatmaya başlıyor. O deneyi anlatırken her şey size inanılmaz sıkıcı geliyor. Deneyi yapan kişi üzerinde bir hedef çizgisi ve üç kıyas çizgisi olan bir kart tutuyor. Katılımcıların hedef çizgiyle uyuşan kıyas çizgisini bulmaları gerekiyor. Her kart için çizgilere teker teker bakıp cevabınızı vermeniz bekleniyor. İlk denemede sizinle beraber herkes açıkça doğru olduğu görülen cevabı veriyor. İkinci denemede birincide olduğu gibi herkes açıkça doğru olduğu görülen cevabı veriyor. Fakat üçüncü denemede gerçekten garip bir şey oluyor. Doğru cevap diğer iki kartta olduğu gibi burada da gayet açık. Ama bu sefer ilk katılımcı yanlış cevap veriyor. Hı, belki de deneyden çok sıkıldığı için dikkati dağılmış ya da kasıtlı yanlış cevap vermiş olabilir. Ama sonra ikinci katılımcı da aynı cevabı veriyor. Üçüncü de öyle ve diğerleri de. E sıra size geliyor. Ne cevap verirsiniz? <laughs> size açıkça doğru görünen cevabımı yoksa görünüşte yanlış olan fakat Diğer bütün katılımcıların verdiği cevabı mı? Kendi bildiğinizi mi yaparsınız yoksa çoğunluğun yaptığını mı? Bu garip durum sadece bir kere olmuyor. Diğer denemelerde de oluyor. Ne yapardınız? Bu soruyu sınıfta sorsanız öğrencilerin çoğu gruba uymayacaklarını söyler. Çoğunluk yanlış cevabı verse bile her zaman doğru olduğunu düşündükleri cevabı vereceklerini söylerler siz de benzer şekilde düşünüyor olabilirsiniz ve dürüst olmam gerekirse ben de öyle düşünürdüm. Ama araştırmacılar bambaşka bir sonuçla karşılaşıyorlar. Katılımcılar tek başlarınayken yani grubun olmadığı zamanlarda yüzde birden daha az hata yaptılar. Grupla beraberken katılımcıların yüzde yetmiş beşi gruba uyarak en az bir kere yanlış cevap verdi. Ve katılımcıların %37'si her seferinde grupla beraber yanlış cevabı verdi. Yani grubun yanlış cevabına o da uydu. Ee, bu deneyle ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. Birincisi şu, sizden ve bu deneye katılan diğer katılımcılardan habersizce deneye dahil olan yani burada maviyle gördüğünüz diğer bütün katılımcılar aslında işbirlikçiler. Yani bu deneyin amacını en başından beri biliyorlardı ve deneyi tasarlayan kişiler tarafından yanlış cevap vermeleri için yönlendirilmişlerdi. Bu deneyin asıl amacı mor renkte gördüğünüz gerçek katılımcının grupla beraber yanlış cevabı verip vermeyeceğini görmekti. Toplamda 18 deneme yapıldı. 18 farklı kart vardı ve işbirlikçiler oy birliğiyle 12 tanesini yanlış cevapladılar. Bu deneyle ilgili bir diğer önemli nokta ise deneylerde gruba uyup uymama konusunda katılımcı üzerinde gözle görülür bir baskı yoktu. Gruba uyduğunuz için bir ödül veya uymadığınız için bir ceza almıyordunuz. Ayrıca deneydeki başarınıza göre alacağınız bir ödül ya da ceza da yoktu. Basit bir şekilde diğer katılımcılarla beraber bir masada oturuyorlardı. Yani gruba uymaları için fiili bir baskı olmadığını sadece algılanan bir baskı olduğunu unutmayın. E o halde katılımcılar neden kendi tahminleri doğruyken grupla birlikte hareket ettiler? Deneyden sonra katılımcılarla görüşüldüğünde ve neden gruba uydukları sorulduğunda katılımcıların çoğu yanlış cevabı verdiklerinin farkında olduklarını söyledi. Buna rağmen grupla beraber hareket ettiler çünkü grup tarafından dışlanmaktan ya da belki de alay edilmekten korktular buna normatif sosyal etki diyoruz yani davranışlarımızı değiştirerek etrafımızdakilere daha iyi uyum sağlıyoruz doğru cevabın ne olduğunu biliyorlardı ama buna aldırmadan yanlış cevabı verdiler bir kısmı da kendi cevaplarından kuşkulu oldukları için gruba uyduklarını söyledi Masadaki diğer katılımcılar belli bir cevabı veriyorlarsa o cevap doğru olmalı diye düşünerek akıl yürüttüler. Buna da bilgisel sosyal etki diyoruz. Bu gibi durumlarda davranışlarımızı değiştiriyoruz çünkü diğerlerinin bizden daha bilgili olduklarını farz ediyoruz. Ne olup bittiğini bizden daha iyi bildiklerini düşünüyoruz. Bu etki altındaki katılımcılar düşündükleri cevabın doğru olduğuna inanıyorlardı. Buna rağmen gruptakilerin cevaplarını duyduktan sonra fikirlerini değiştirdiler. Sonuç olarak gruba uyup onlarla aynı cevabı verdiler. Yani doğru cevabı görmelerine rağmen kendilerinin hatalı olduğuna karar verdiler ve böylece grubun kararını kabul ettiler. Ama bazı katılımcıların yaptıkları hatalar algısal düzeyde görülüyordu. Onlar gerçekten çoğunluğun verdiği cevapların doğru olduğuna inandılar. Normatif sosyal etkiye ya da bilgisel sosyal etkiye boyun eğenlerden farklı olarak bu kişiler hiçbir zaman kararlarında bir uyumsuzluk olduğunun bilincinde değillerdi. Onlar gerçekten grubun doğru karar verdiğini düşündüler ve grubun verdiği cevabın doğru cevap olduğuna karar verdiler. Peki ya gruba uymayanlar? Onların mantığı nasıl işledi? Deneyden sonra görüşülen katılımcılardan bazıları gerçekten kendinden emindi. Kendi algılarının ve kararlarının doğru olduğundan emindiler. Bir kısmı ise çok da emin değildi. Yani kuşkulu ve tedirgin bazı katılımcılar vardı. Ama buna rağmen kendi cevaplarına bağlı kaldılar. Gruba uymayı reddettiler. Şimdi bir sonraki konuya geçmeden önce bu deneyle ilgili bazı problemlere değinmek istiyorum. Deneye katılan katılımcıların hepsi belirli bir kesimdendi. Hepsi aynı yaşta, aynı üniversite eğitim seviyesi ve kültürel düzeye sahip erkek lisans öğrencileriydi. Bu ilk deneyler, kadınların, azınlık gruplarından, farklı kültürden olan kişilerin veya farklı yaş grubundaki kimselerin farklı tepkiler verebileceği gerçeğini hesaba katmamıştı. Ayrıca katılımcılar bir görsel algı deneyine geldiklerini düşünmelerine rağmen sonuç olarak bir deneye geldiklerini biliyorlardı. Daha öncesinde eğer bir deneye katıldıysanız ki psikoloji dersi almış çoğu üniversite öğrencisi katılmıştır. Muhtemelen bir deneyde olduğunuzu bildiğiniz için normalden biraz daha şüpheci yaklaşırsınız. Özellikle de diğer katılımcılar olduğunu düşündüğünüz kişiler soruları yanlış cevaplamaya başladığında büyük ihtimalle sırf yaptığınızda ne olacağını görmek için en az bir kere gruba uyardınız. Deneylerde her zaman dikkat edilen şeylerden biri de deneyin çevresel geçerliliği olup olmadığıdır. Deney koşullarının gerçek dünyanın koşullarına benzeyip benzemediğine bakılır. Çünkü eğer benzemiyorsa gerçek hayatı yansıtmadığından o deneyden çıkarılan sonuçlar sınırlı olur. Bir laboratuvarda çizgi boyuna nasıl karar verdiğimiz gerçek dünyada uydumculuk hakkında ne düşündüğümüzü aslında anlatmaz. Düşünmemiz gereken diğer bir şey ise talep özellikleridir. Bu katılımcıların zaman zaman deneycinin beklentilerine uymak için davranışlarını nasıl değiştireceğini açıklar. Bu sebeple bu deneydeki katılımcıların grup baskısı hissetmelerinden değil de deney yapan kişilerin onlardan yapmalarını beklediği bir şey olduğu için gruba uymuş olmaları da olasıdır. Ama bu problemlere rağmen bu deneyden öğrenilebilecek çok şey var. Üzerinde özellikle düşünmenizi istediğim şey ise şu. Bu deney, katılımcıların %75'inin dışarıdan bir baskı olmamasına rağmen gruba uymasını sağladı. Bir de dışarıdan baskı veya ödül ceza mekanizmaları olsaydı, deneyin sonucunun ne olacağını düşünmenizi istiyorum. Ya da rastgele seçilmiş üniversite öğrencileri yerine arkadaşlarınız, öğretmenleriniz veya profesörleriniz bu deneyde işbirlikçi olsalardı. Onların söylediğinin tersini söyleyebilir, aynı soruya farklı bir cevap verebilir miydiniz? Tüm bu etmenler gruba uyup uymama kararınızı nasıl etkilerdi? Bunu bir düşünün. Hoşçakalın.